بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد طه الأمين. الله رزقك جن. بعجنة ديني موضوعنا صحابة القدر عنوان بلا موضوع شغلش هذا، شنكي إسلام أمته محمد صلى الله عليه وسلم جاء نازل بعجنة القرآن، عند محمد صلى الله عليه وسلم نموجز لها. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning 3000 ta sunnati shuningdek sahobalarga juda ham qiziqadi. Islom tarixida, Islom ummatida sahobalar qadri, sahobalar tarixi degan juda ham bir qiziq mavzu bor. Endi sahobalarning qadri Qur'oni Karim bilan isbotlangan. Mana qo'limizda Mushafi Sharif Qur'on Karim kitobi Tavba surasi bu 9-chi sura 100-chi oyatda shunday deyilgan: A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor wallazina ittaba'uuhum biihsanin radiyallahu anhum wa radu anhum wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalikal fawzul 'azim. Albatta, Makkadan Madinaga ko'chib kelgan hamda islom dinini birinchilar safida qabul etgan muhojir sahobalar Madinada tug'ilib o'sib, Muhammad sallallohu alayhi vasallamga iymon keltirib, Ansor payg'ambarga din bo'yicha yordamchi degan unvonga loyiq bo'lgan madinalik sahobalar hamda makkalik muhojir, madinalik ansor sahobalarga ixlosda, dinda, diyonatda ergashgan tobeinlardan Allohu azza va jalla rozi bo'ldi. Alloh bu insonlardan, bu sahobalardan, tobeinlardan rozi bo'ldi. Hamda bu musulmonlar ham Allohu azza va jalladan rozi bo'ldilar. Allohu azza va jalla bu musulmonlarga, muhojir sahobalarga, ansor sahobalarga, tobiinlarga jannat ne'matlarini nasib etadi. Hamda bu sahobalar, tobiinlar jannatda mangu abadiy bo'ladilar. Zalikal fawzul azim, albatta mana shu katta yutuq, ulug' daraja degan oyat. Demak, biz siz bilan Tavba surasi 9-chi sura 100-chi oyatni o'qib oyatni mazmuni bilan tanishib chiqdik. Demak, bizni birinchi asosiy diniy dalil bu qo'limizdagi Qur'oni Karim kitobi bo'ldi. Endi musulmonning ikkinchi dalili albatta bu Muhammad sallallohu alayhi va sallamni sahih darajali hadislari, payg'ambarimizning so'zlari, payg'ambarimizning sunnatlari. Endi sahobalar haqida inshaalloh biz qo'ldan kelgancha payg'ambarimizdan aytilgan, vorid bo'lgan, bizni kunimizgacha yetib kelgan ishonchli hadislar bilan inshaalloh tanishishda davom etamiz, tanishamiz. Va bu manaqibi sahobati radhiyallohu ta'ala anhum ajma'in. Qo'limdagi kitob bu Zujajatu al-Masabih degan kitob. Zujajatu al-Masabih juda ham hadisga boy kitob, 6000 dan ortiq hadis bu yerda jamlangan. Muallif Shayx Abdulloh ibn Muzaffar Husayn al-Haydar Abadi. Demak, Hindistonlik muhaddis olim Zujajatu al-Masabih degan ajoyib hadis kitobini yozib ummatga sovg'a sifatida qoldirib ketdi. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. متفق عليه. إمام البخاري حمد إمام مسلم صحابة أبو سعيد الخدري دان رواية قلقان حديث دا پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم شن دي ديدلار La tasubbu ashabi, ey musulmonlar, siz hech qachon meni sahobalarimni so'kmangiz. Sahobalarga nisbatan behurmat bo'lmanglar, balki hurmatli bo'linglar. Sahobalarning qadrini, qimmatini
derecesini saklaylar. فَلَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُمْ. Eğer sizlerden bittengiz Uhud tağı singarı altını infak ihsan kıladigan bosa Allah yolu da Huda rızalığı için Müslümanlara tarifat edigen bosa bu sahabını bitti mud ölçüvüge bitti mud olarak gelmeydi degen hadis. Bu hadisinden İmam Bukhari demek bu hadis bizge Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabaları ulu derecede ege bulgen insanlar ekerliğini ispatlaydı. Şimdi şu yerde sağol doğuladı. Sahabalar niç bulgen? Sahabalarda sonu, adadı hakkında bir İslam ümmeti de bir manba var mı? Fikir var mı degen mavzu Muhammed ibn İdris Eş-Şafi'i degen alim aytadılar ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de 60 min ta sahabası bugün 30 min ta sahaba Medine'de bugün bulsa bugün 30 min ta Medine'den aşağıda bugün. Lekin Abu Zur'a Ar-Razi degen muhaddis aytadılar ki sahabalar aslında 110 min bugün. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vidalaşı o hacciye kigende Mekke fethinde bugün de peygamberimizde 100 minden artık Müslüman sahabeler kuzatı vardı. O hakta İbn Hacer al-Asqalani özünün mübarek kitabı Fethül Bari kitabında ayırtıyken hem de İbn Hacer al-Asqalani ayırtılar ki sahabeler 100 minden artık bulgen diyen fikir hakikatte yakın. Bana şu küçülü fikir, bana şu işançlı fikir diyen yapma İbn Hacer al-Asqalani rahmetullahi aleyhi alga sürgen. Hamda ikinci hadis hurmatli akramkalar ve Ali ibn Umar radıyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iza ra'aytum alladhina yasubuna ashabi faqulu la'natullahi ala sharrikum rawahu Tirmizi. İmam Tirmizi özüne Sunan kitabında sahabe Abdullah ibn Umar'dan rivayet kılgan hadisde peygamberimiz şunu dediler: اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذ۪ينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِ. Eğer siz insanlar arasında, Müslümanlar arasında yine sahabalarında sokken insanlarda görseniz فَقُولُوا اُلَرْجَ نِسْبَةً اُلَرْجَ قَرَتَ شُنْدَيْدِمْ اَيْتِنْدَ اَعْنَتُ اللّٰهِ عَلَى شَرِّكُمْ. Ne kadar siz ağır bir işini kıldınız. Eğer söz nasıl tercüme kıldıken bu ise sizlerini yaman ingizge, yaman adamlar ingizge Allah'ın lanatı bu sindigen hadis. Bu hadis ne İmam Tirmizi rivayet kigen? Bu hadis hem bizge nimeni ispatlıydı? Sahabalarga nispeten biz bir hürmet buluştukça hakkımız yok. Sahabalar arasında bulup utgen vakiyalar hakkıda ekseriyet ahli sünnet ve cemaat alimleri dillerini tiygenler bu mevzuya kirmedi. Mesela Ahmed ibn Hanbel rahmetullahi aleyhi o kişiye oğulları Salih savol bergende. Ey dede, sahaba Osman, sahaba Ali, sahaba Muaviye radıyallahu anhum ecmainler arasında bugün halet boyunca ne deyip aytasız, fikriniz kandağı degende. Ahmed ibn Hanbel rahmetullahi aleyhi Bakara suresinden ayetini okup bergen. O ayet elbette Bakara suresindeki gen. Bu yüzü 34. ayet. Tilke ümmetun kad halet leha ma kesebet ve lekum ma kesetum ve la tus'aluna amma kanu ya'malun. Bakara suresi 134. ayet. Elbette o ümmet aldıngi ümmet. O ümmet sizden aldın utken ümmet. Leha ma kesebet ve lekum ma kesettum. Ular işlegen işige özlere cevap verişedi. Siz ham ishlagan ishingizga o'zingiz javob berasiz. Va la tus'aluna amma kanu ya'malun. Hamda oldingi ummat qilgan ish uchun siz qiyomatda javob bermaysiz degan mazmundagi oyat. Bu Baqara surasi 134. oyat. Hamda bu oyat yana ikkinchi marta aynan Baqara surasi 1-chi parada 141. oyat sifatida takrorlangan. Demak Ahmad ibn Hanbal ayet boyunca cevap bergen. Saval kanaka idi. Salih degen Ahmed ibn Hanbel'in oğlu
sahoba Ali, sahoba Usmon, sahoba Muaviya bilan bog'liq bo'lgan holat haqida otasini, dadalarini fikrini bilmoqchi bo'lib aytdi, savol berdi. Dada, mana shu uchta sahoba orasida bo'lib o'tgan vaziyatlar, holatlar haqida nima deysiz dedi. Ahmad ibn Hanbal albatta Ahli Sunnat va Jamoatni olimlaridan, juda ham kuchli muhaddis olimlardan oyat bilan kifoya qildi. Oyat bilan kifoya qilib nima dedi? O'g'lim dedi, bu mavzuga kirma. Hamda dalil sifatida Baqara surasining 134-141 oyatlarini dalil sifatida keltirdilar. Shuning uchun ham mana Ahli Sunnat va Jamoat olimlaridan bo'lgan Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi o'zini Al-Fiqh al-Absar kitobida nima deydi? وترد امر عثمان وعلي ومعاويه الى الله تعالى صحابه عثمان علي معاويه رضي الله عنهم اجمعين orasida bo'lgan ishlarni sen chuqur o'rganma u ishlarga kirma balki bu ishlarni hukmini Allohga havola qil deb Imom Abu Hanifa mujtahid muhaddis olim sifatida o'zini al-fiqh al-absar kitobida aytib o'tgan وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله وَمَنْ آذَى اللّٰهَ يُوشِكُ اَيَّ خُزَهُ رَوَهُ تِرْمِزِي İmam Tirmizi özünü Sunan kitabıda sahaba Abdullah ibn Muğaffal degen sahabadan Peygamberimizni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni kuyudaki hadisine rivayet kıldılar. Allah'a Allah'a fi ashabi. Ey Müslümanlar, beni sahabalarım hakkında Allah'tan korkuyorlar. Allah'a Allah'a fi ashabi. Peygamberimiz bu sözlerini iki mertte tekrarladılar. Bir mertte imez, belki iki mertte hadislerde tekrarladılar. Allah'a Allah'a fi ashabi. Eyittequllaha fi ashabi. Eyittequllaha fi ashabi. Ey fi hakkihim. Vel ma'na la telkusu min hakkihim ve la tesubbuhum. Yani sizler beni sahabalarında sokmayla. Balki meni sahobalarimga nisbatan behurmat bo'lishlik bo'yicha Allohdan qo'rqinglar. Umuman Allohdan qo'rqinglar, meni sahobalarimga so'kmanglar, ehtiyot bo'linglar, meni sahobalarimga nisbatan behurmat bo'lmanglar degan mazmundagi hadis. Ajoyib hadis. Wa an Abi Burdata an Abihi radhiyallohu anhu qol rafa' ya'ni an-nabiy sallallohu alayhi wa sallam ra'sahu ila as-sama'i وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون رواه مسلم إمام مسلم ابن الحجاج رحمة الله عليه أزناه Al-Jami' as-Sahih degan ishonchli hadis kitobida Abu Burda otasi Burdadan rivoyat qilgan hadisda Muhammad sallallohu alayhi va sallam boshlarini bir oz osmonga ko'tardilar. Sahoba aytadi, payg'ambarimizning odati edi vahiyni kutib, vahiyni kutgan vaqtda payg'ambarimiz shu Jabroil farishtani sog'ini vahiyni kutgan vaqtda boshini osmonga ko'tarar ekanlar. Hamda payg'ambarimiz aytdilarki, "An-nujumu amanatun lis-sama'i, fa idza zahabatin nujumu ata as-sama'a ma tu'adu." Osmondagi yulduzlar bu ma'lum miqdorda bir tinchlik alomati. Agar osmondagi yulduzlar sochilib ketsa, tarqalib ketsa, demak bu oxir zamonda alomatlardan bittasi, chunki qiyomat qoyimdan oldin yulduzlar sochilib ketadi. Qiyomat qoyimdan oldin shunaqa bir hatta ishlar bo'lib o'tadi. Va ana amanatun li ashabi, albatta men sahobalarim uchun bir omonatman. Fa iza zahabtu ana ata ashabi ma yu'adun, agar men vafot etsam, meni vafotimdan keyin, o'limimdan keyin sahobalarim qolsa, ularga taqdirda nima yozilgan bo'lsa, ana o'sha albatta kelib chiqadi.
ve ashabi emanetun li ümmeti. Yine sahabelerim ise ümmetim için bir amanat, tinçlik timsalı. فَاِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِ اَتَى اُمَّتِي مَا يُعَدُونَ. İndi sahabelerin hamması vefat etseler, bitti hem sahabe kalmasa, elbette ümmetimge takdiri azalinde ne mi yazılgen bu ise, ana o şey elbette ki çıkadı. Yani bereke kemayadı, takva susayadı, Müslümanlarda imanı da az yine zayıflık ki çıkadı diyen mezmundaki bir hadis. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بعث قائدا ونورا لهم يوم القيامة رواه الترمذي. إمام الترمذي وزن سنن كتاب ده عبد الله بن بريدة وكشيسة أتنار بريدة دان روايات في حديثة بيغمبرمز شندي جدلا مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ يَمُوتُ بِأَرْضٍ إِلَّا بُعِثَ قَائِدًا أي إِلَّا حُشِرَ ذَلِكَ الْأَحَدُ مِنْ أَصْحَابِ قَائِدًا أي لِأَهْلِ تِلْكَ الْأَرْضِ وَنُورًا أي هَادِيًا لَهُمْ قَائِدًا وَنُورًا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رواه الترمذي. أجر من صحابة لرمضان بالتاسع ير يزن بر جايدة vafat etse, ana oşa vafat etken cahiden beni sahaba münevver halde insanlarını hidayetke, hakikatke çakırgen hem de özünü arkasından katta ümmetini irgeçip, irgeçtirip alıp gelgen insan sıfatı da mahşargahya kilatı dedi. Demek Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne fakat özünü sahabaların hayatı dünyada belki ahirette hem uluğ derecege ilgi yükenliğini ispatlar birden de. Şimdi hürmetli cemaat biz bana şu mavzunu kurtardık. İnşallah bu mavzunu biz yine devam ettiremiz. Çünkü bu mavzu cüda hem kirekli mavzu sahabelerimizle nispeten biz cüda hem katta hürmette buluşmamız gerek. Yukarı derecede buluşmamız gerek. Çünkü Cabir ibn Abdullah diyen sahabe Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le şuna kadar acayip hadisine rivayet diyenler. An Cabir ibn Abdillah radıyallahu anhu an nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme kal la temessen naru muslimen ra'ani ev ra'a men ra'ani ravahu tirmizi. Eğer bir insan beni kurup menge iman kiltirse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de özler ayetler. Eğer yine zamanında, yine vaktinde yaşayan bir insan beni korup Allah'a iman keltirse, beni peygamberliğinde iman keltirse, kıyamette iman keltirse, nemege iman keltiriş, vacip, farz, çünkü iman keltirse, elbette Müslüman bunu vefat etse, o dozakta mandı kalmaydı, o dozakta kırmaydı. Ev ra'a men ra'ani. Şunindek, beni sahabelerimde korup, Müslüman bulup yaşar, İslam'da vefat etken insanlar hem dozakta bu midir diye hadis. Demek bu hadiste peygamberimiz hem sahabalarını maktadılar hem tabiyenlerini maktadılar. Çünkü hadisin ikinci kısmı da اَوْ رَأَى مَنْ رَأَانِ. Eğer bir insan beni körgen insanlarını körse o hem dozakta bu midir diye sözlü söz tercüme. Yani tabiyen hakkında gap var. Tabiyenler ne fakat peygamberimizde hadisleri belki Kur'an-ı Kerim ayetleri de hem maktelgen. Bu hakta biz maruzamızın başında ayetliyip ettik. Tavba surası 9. sura 100. ayet. Bana şu kısa gene dersimizde Allah rızaları için kuldan ki gençe Kur'an'dan ayet okuduk. Şu ayetin mazmunu bile tanışıp çıktık. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de hadislerini okuduk. Hadislerle tanışıp çıktık. Allah Azze ve Celle hamamızdan razı olsun. Kıyamet kaim günü peygamberler, sıddıklar, şahitler, yakşı izgi bendeler, salihlerle birlikte buluşmasını için. Allahümme ahşurna yevmel kıyametine an nebiyyin ve sıddıkin ve şuhedai ve salihin. Allahümme fakkihna fi dinina. Allahümme fakkihna fi dinina. Allahümme fakkihna fi dinina. Bir rahmetike ya arhamer rahimin. السلام عليكم ورحمة الله.